Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Lehul hamd ne demektir? Lehul hamd, hamd, medih, övgü, minnet, her şey sadece Allah'a aittir demektir. Bu Allahu Teala'nın isimlerinden birisidir. Bir Müslüman bütün hamdini, övgüsünü, teşekkürünü, minnettarlığını Allah'a yapar. Çünkü buna layık olan sadece Allah'tır. Burada ham kelimesiyle leh kelimesinin yerlerinin değişmesinin ince bir e, manası var. Elhamdülillah dediğimizde hamd Allah'a mahsustur manasına geliyor. Ancak lehu başa geçince sadece ve sadece ona aittir. Ondan başkasına medih ve övgü yapılamaz manasına geliyor. Onun için bir Müslüman dünyadaki insanlara ve varlıklara teşekkür etmesi mecazi olarak yaptığını bilmesi gerekiyor. Hakiki anlamda övgü, hakiki anlamda medih Allah'adır ve Allah'a layıktır. Çünkü mülkün sahibi odur. Hatta lehül hamd duasının geçtiği yerlerden önce lehül mülkü geçer. Yani mülk sadece ona aittir. Madem mülk onundur, o madem malikül mülktür, yani mülkün sahibidir. Bütün mülkün, bütün mahlukatın sahibi Allah olduğuna göre, e şu halde Allahu Teala'nın bütün mülkünde gezen, mülkünü kullanan ve onun mülkü olan varlıkların da hamdini, teşekkürünü, metini, övgüsünü kime yapması gerekiyor? Allah yapması gerekiyor. Onun için bir Müslüman dünyada hangi nimete mazhar olursa olsun maddi ve manevi, bedensel ve ruhsal hangi ihsanı elde ederse etsin, onun hepsi Allah'ındır. Öyleyse övgüsünü de, sevgisini de Allah'a vermeli. Çünkü mete layık olan, övgüye layık olan sadece Allah'tır.